Motorine yapılan son 43 kuruşluk zammın ardından kamunun bu alandaki desteğinin sonuna yaklaşıldı. Motorinde Eşel Mobil ile vazgeçebilecek kalan ÖTV tutarı 12 kuruşa geriledi. Bu seviyenin üzerinde gelen zamlar ilave bir düzenleme yapılmaması durumunda pompa fiyatına yansıyacak. Ekonomik güven endeksi Eylül ayında %1.6 oranında artarak 102.4 değerine yükseldi. Endeksteki artış tüketici, reel kesim, hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. TÜİK Ağustos ayına ilişkin hizmet üretici fiyat endeksi sonuçlarını açıkladı. Hizmet üretici fiyat endeksi Ağustos aylık bazda %1.36, yıllık da %34.47 arttı. Euro bölgesindeki ekonomik güven Eylül'de tüketicilerin görünümüne ilişkin iyimserliğiyle sınırlı biçimde yükseldi. Avrupa Komisyonu'nun aylık verilerine göre ekonomik güven endeksi 117.6'dan 117.8'e çıktı. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ben Zeliha Saraç. Bugün 29 Eylül günlerden çarşamba. Şimdi önümüzdeki hafta itibariyle pazartesi enflasyon rakamlarını alacağız tabii ki. Birazdan hocamızla, Profesör Zeynep Ökten hocamızla konuşacağız. Neyi? Hem faiz indirimi, 100 bas puanlık, hem de tabii ki enflasyon gelişmeleri ve fiyat artışlarını konuşacağız. Bunun dışında bilindiği üzere Asya başta olmak üzere ve Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde elektrik sıkıntısı yaşanıyor. Doğalgaz fiyatlarının artması kaynaklı. Bununla ilgili olarak ülkemize sirayet ettiği takdirde bunun fiyatları etkisini konuşacağız. Ama onun öncesinde bugün ne konuştuk onları bir bakalım, ama Powell konuşuyor, önce onu dinleyelim. İlerlemeyi biraz daha durdu, yavaşlattı. İnsanlar daha az seyahat eder, daha az eğlence yerlerine gider oldu. Ancak üçüncü çeyreğin milli gelirinin düşmesi beklenmekle birlikte güçlü olması hala devam ediyor. Öyle bir beklentimiz var. Mallar tarafında, özellikle de otomotiv tarafında arz sorunlarının yaşandığını görüyoruz ve güçlü taleple ve bu dar boğazlarının bir araya gelmesiyle enflasyonu hedefin üzerine çıkartıyor ve bu şekilde olmasını bekliyoruz önümüzdeki aylarda da. Bu dar boğazlar azaldıkça enflasyonda da azalma olacaktır. Görünüm, dediğim gibi, güçlü talebin olması, delta varyantı da azalacak diye bir görünüm var. Tam istihdama doğru ilerlemeye devam edeceğiz. Tabii şunun farkında olmak sinir bozucu. İnsanları 18 ay sonra aşılamak ve delta varyantını kontrol altına almak elimizdeki en iyi politika. Bu gerçekten sinir bozucu bir şey. Ancak dediğim gibi hala dar boğazlar var, tedarik zinciri problemlerimiz var. Bunlar iyileşmiyor aslında. Marjinde baktığımız zaman daha da kötüleştiği yerler var. O yüzden bunun önümüzdeki yılda da devam edecek bir problem olduğunu düşünüyoruz ve beklediğimizden daha fazla enflasyonu etkileyecek. Ancak önümüzdeki yılın görünümü, meslektaşlarım ve benim için Fed tarafında önümüzdeki yıl için çok güçlü bir yol olacağı, büyüme trendin çok üzerinde olacak ve işsizlik de çok çok düşük seviyelere gelecek şu anla kıyaslandığı zaman. Çok teşekkür ederim. İlginç bir şey var. Belirsizlik hala burada konuştuğumuz dilin bir parçası. Bir yıl sonra bile. Evet, bu arada tabii şunu da aktarmak isterim. Dört büyük merkez bankasının başkanının bir arada olduğu ECB Bankacılık Forumu'nu kesintisiz olarak bloomberg.com adresinden canlı olarak izleyebilirsiniz. Bu bilgiyi aktardıktan sonra Profesör Zeynep Ökten hocamız hazırsa hemen onunla başlayalım ya da rakamları da aslında biraz da görelim. Şimdi Zeynep Ökten hocam karşımda. Hocam, rakamlara şöyle bir göz atacağız sizinle birlikte. Hoş geldiniz öncelikle. Merhaba, merhaba. Bu arada biz konuşurken rejiden rica edelim, rakamları da göstersin bize. Kapanış rakamlarını, Avrupa piyasalarını, Amerika piyasalarını, bunlara da bir bakacağız çünkü. Hocam, şimdi şöyle hadise, tabii hadiseden kastım, en son biz geçtiğimiz hafta para politikası kurulu toplantısında 100 bas puanlık indirimi gördük. Aslında Bloomberg ET Araştırma Departmanı yapmış olduğu ankette tek kurum bekliyordu 100 bas puanlık indirimi. Genel itibariyle beklenti yoktu. Fakat bu gerçekleşti ve sonrasında mevduat faizlerinde hafif gerileme görürken kredi faizlerinde aynı ivmeyi görmüyoruz. Şimdi öncelikle bu indirimi biraz yorumlamanızı rica edeceğim sizden. Arkasından tabii bunun kredi faizi ve mevduat faize yansıması aslında nasıl olmalı? Evet Zeliha Hanım, esasında önceden sinyallerini vermişti Merkez Bankası Başkanı.
Çekirdek enflasyondan bahsederek manşet değil çekirdeğe bakmalıyız dediği zaman bize piyasaları bu sinyali verdi ama piyasalar ve biz de bu sinyali çok fazla kabul etmek istemedik. Çünkü bizim için önemli olan manşet enflasyon ve hatta onun üzerinde olan hissettiğimiz enflasyon. Ama Merkez Bankası bir politika olarak faiz indirimine gitmeyi zaten istiyordu. Çekirdek enflasyonla birlikte ona bir zemin hazırlamış oldu. Ve bu zemini de uygun anı buldu. Çünkü o Merkez Bankası, bizim Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan bir gün önce Fed'in açıklaması vardı. Ve onu da arkasını alarak nasıl olsa bu ayda işte Fed'in tapering yapmayacağı düşünülüyor. Evet, şimdi tahvil faizlerine de gördüğünüz bakıyoruz. Bu arada tabii biraz önce de bahsettim. Bankacılık forumu var ECB'nin ve canlı olarak ara ara ekranlara getiriyoruz. Ama yine de şunu aktarayım. Dört büyük merkez bankası başkanı ECB forumunda bir araya geldiler. Biraz önce Powell konuşmasını verdik. Ancak kesintisiz olarak bloomberg.com internet sitemizden canlı olarak izlemeye devam edebilirsiniz. Bu noktada bir taraftan da gözünüz bizde olsun tabii. Zeynep Hocam. Sizi dinliyoruz. Geldi. Devam edin lütfen. Evet, Merkez Bankası bu kararı verdi. Çünkü kendine bir yer açtı ve bunun herhalde devam edeceğini de düşünüyorum. Piyasada pek çok iktisatçı da olduğu gibi. Çünkü Merkez Bankası bu konuda kararlı. Yani çekirdek enflasyonu hedefine alarak faizlerde bir indirime doğru gidiyor. Fakat bunun yansımaları tabii direkt olarak döviz kurunda oldu. Çünkü bu çok belirgindi zaten döviz kurunun buna tepki vereceği. Bugün hatta İş Bankası Genel Müdürü'nün yaptığı açıklamalarda döviz kurunun yüksek olmasının herhalde tercih edildiği de beyan edildi. Biz galiba daha bu rekabetçi kur adı verilen bu sistemle birlikte ihracatı arttırma hedefiyle, ihracata dayalı bir büyüme hedefiyle bu yöntemi seçtik. Yani Merkez Bankası bize diyor ki bir şekilde ben bu faizleri indireceğim, diğer ülkeler faiz arttırma kararı verirken, çünkü şirketler çok bu konuda şikayetçi diyor. Şirketler yatırım yapmıyor, ben faizleri indirirsem onlar yatırım yapmaya başlayacak diyor. Fakat bu konuda da şüphelerim var işin açıkçası. Yani bu kadar belirsiz bir ortamda ve yüksek enflasyon olduğu ortamda hakikaten yatırım kararları 100 bas puan faiz indirerek indirildiği yönde olur mu? Orada soru işaretim var ve sizin sorunuzda sorduğunuz gibi faiz indirimi mevduat faizlerine anında yansırken, yani biz tasarruf edip bankaya verdiğimizde artık daha düşük faizi alırken kredi çektiğimizde hala aynı yüksek faizi, %19'daki faizi kullanıyoruz. Bunu yatırımcı açısından da aynı şekilde ve bu kredi faizlerinin indirilmesi konusunda da biraz daha zaman olduğunu biliyoruz. Onun için ne kadar sisteme yansıyacak o konuda şüphelerim var. Zaten Bankalar Birliği de aldığı kararlarla birlikte ve ekonomi yönetimi, tüketici kredilerinin çok fazla arttığı ve bunların önlenmesi gerektiğini söylerken de tüketici kredilerini aşağı doğru çekmek için vade evet. sayılarını kısalttı. Dolayısıyla tüketici kredileri zaten azalıyordu. Onun için diğer tarafta da bir kredi faizlerindeki düşüş ve yatırım kredisi talebindeki bir artışın daha süreç içinde olacağını gözlemleyeceğiz. Şimdi hocam ECB'de bankacılık forumu var. Dört büyük merkez bankası başkanı Bojun Boye'nin yani İngiltere, Japonya, Avrupa ve Amerika merkez bankası başkanları oradalar, konuşma gerçekleştiriyorlar. Şimdi Powell'ın bir açıklaması var, bize son dakika alarak ekrana yansıtıyoruz. Enflasyondaki mevcut yükseliş diyor, devam eden bir yüksek enflasyona yol açmayacak. Şimdi Lagarde da şunu söyledi, fiyat artışlarının geçici olmayacağını düşünmek için sebep yok. Şimdi fakat şöyle bir durum var ki birazdan Mehmet Doğan Bey'e de döneceğiz. Mevcut durumda hem tedarik zinciri hem arz sıkıntıları hem talebin artmış olması pandemi sonrası üretimin yeterli gelmiyor olması dünya açısından. En son pamuk fiyatlarında da artışlar var çünkü. Ha bu arada Lagarde konuşmaya devam ediyor. Bir görelim hocam Lagarde neler anlatacak, devam edelim. Ne zamana kadar
kendimize koyduğumuz noktaya gelene kadar. Enflasyonun da tabii ki farklı olduğunu biliyoruz. Ancak çok açık bir şekilde yol haritamız var ve o da bizim sözde yönlendirmemiz. Biz bu sözde yönlendirmemizi Temmuz ayında değiştirdik, iletişimimizi değiştirdik. Önümüzdeki yol haritamızı açıkladık. Simetrik %2'lik bir hedefimiz var. Bu şekilde yol alacağız. Bu sözde yönlendirme çok çok açık. Hedefimize ulaşmamız gerekiyor. Tahmin ufkundan önce ve bu da ufuk tahmin ufku bitene kadar orada kalmalı. İkinci olarak da memnun olmalıyız aslında. İcra kurulu olarak, Avrupa Merkez Bankası'nın icra kurulu olarak altta yatan enflasyonda yeteri kadar ilerleme olduğunu görmemiz gerekiyor. Uzun vadede bu kalıcı olabilsin. Tam olarak sanırım farklı hızlarda olmamızı açıklayan bir şey bu. Parasal tepki fonksiyonları tarafından. Sayın Bailey, ne oluyor İngiltere'de? Küresel bir paneldeyiz şu an. Ben de Londra'da yaşıyorum ancak ne oluyor? Bizi anlatabilir misiniz? Petrol, gaz istasyonlarında, akaryakıt istasyonlarında kuyruklar oluyor. Süpermarket rafları boş. Kamyon şoförü bulunmuyor. İngiltere ekonomik toparlanması nasıl etkileniyor? Anlatır mısınız? Arz şoku bu. Hepimizin bahsettiği arz şoku bu. Birkaç eksiklik yaşıyoruz arz tarafında. Ve bunun altını çizmek çok önemli. Bazıları yerel, bazıları küresel sorunlar. Farklı sebeplerden kaynaklanıyor bunlar ama siz de söylediniz akaryakıt istasyonları ben de görüyorum tabii ki. Şu an gazımız ya da akaryakıtımız bitmiş değil. Bu şoförlerin bu akaryakıtı getirememesinden kaynaklanan bir şey. Ve şimdi bu durum kendi kendini düzeltecek. Siz bunun enflasyonun geçici olup olmadığını, kalıcı olup olmayacağını söylediniz. Bu bence tam bir zaman söylenemez bunun için. Ancak bu şokun dinamiğine ya da şekline göre değişebilir. Farklı şeyler var. Kristin ve Jane söylediği şeyi bir şey eklemek istiyorum. İki şey ortaya çıkıyor. Bir tanesi piyasalar. Tabii çok önemli gelişmeler oluyor. Önemli bir şey yarın gece sona geliyor artık sonuna geliyor ve iş piyasası çok önemli. Talep artıyor ancak arz tarafı geriden geliyor ve beklentilerin gelişimi de çok önemli. Buna politik olarak odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum. Bundan birkaç daha önce bahsettim. Para politikası arz sorunlarını çözemez. Para politikası bilgisayar çipi üretemez. Bu bizim yapabileceğimiz bir şey değil. Bizim yapabileceğimiz şeyler gerçekten belli. Bunlar arz şokları. Siz ücretsiz izinden bahsettiniz. Hala bazı şeyleri anlamak için zaman gerekiyor aslında. Bu ücretsiz izin programlarını doğru mu anladım sizi? Son yorumlarınızı doğru mu anladım? Şöyle diyorsunuz. Hiçbir sebeple İngiltere Merkez Bankası faizleri arttırmaya başlayamaz. Ne zamana kadar parasal genişlemeyi bu yılın sonuna bitirmeden önce faizleri arttıramaz dediniz. Faizleri arttırmayı mı düşünüyorsunuz? Belki Kasım'ın sonunda ya da Aralık'ta faiz arttırma mı düşünüyorsunuz? Kasım'da bir toplantımız var. Herhangi bir şekilde önceden bir yorum yapmak istemiyorum. Ne yapacağımızın önceden yargısında bulunmak istemiyorum. Bunun kararı şimdi verilecek bir şey değil. Ancak açıkça söylediğimiz bir şey var. Bizim parasal genişleme programımız diğerlerinden biraz daha farklı. Sabit bir oranda devam ediyoruz ve bu zaman neredeyse doldu. Aralık'ta bitecek ve son noktalarındayız. Aslında tapering'den de bahsediliyor bu noktada. Fakat biz politikayı düşündüğümüz zaman bunu yapıyoruz. Özellikle de varlık alımları sona geliyor. Biz bütün
mevcut araçlara bakıyoruz. Birkaç defa daha söyledim. Bence bunu yapmamız çok önemli. Politikayı değiştirme kararı çok önemli. Faizlere bakıyoruz çünkü bunun etkili olduğunu biliyoruz. Burada geçiş mekanizmasını etkiliyor. İngiltere Merkez Bankası olarak bunu söyleyebilirim. Ancak dediğim gibi Kasım ayında neye karar vereceğimizi önceden söylemek istemiyorum. Bunun önceden kararı verilemez. Küresel olarak bizi çok fazla kişi dinliyor. Bu arz problemlerinin ne kadarı Covid'den kaynaklanıyor ya da ne kadarı Brexit'ten kaynaklanıyor? Lütfen ikisinin karışımı demeyin. Brovit demeyin bana. Bailey, BOE Başkanı, İngiltere Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamalarını dinledik. Şimdi devam edeceğiz tabii ara ara. Hocam, şimdi en son olarak Lagarde'ın ne söylediğini aktarmıştık ekranlarda. Şimdi İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey konuşuyor. Onun da altına vurguladığı konuşu bahsedilemez tam olarak diyor bu enflasyonun çıkıp çıkmayacağından. Mevcut şartlara bakmamız gerekiyor diyor. Ben de şöyle bir not aldım. Ve şöyle diyor, para politikasını yapacağı iş belli. Bilgisayar çip üretemeyiz biz diyor. Arz şoku var. Dolayısıyla yani bizlik yapacak bir şey durum yok arz şoku ile ilgili diyor. Şimdi bunu bir kenara koyalım. Bir kenarda da doğalgaz ve enerji fiyatlarındaki artışı alalım. Şimdi enflasyonun nasıl kalıcı ya da geçici yükseldiğini söyleyebiliyor bu ülkeler. Çok anlayabilmiş değilim. Buyurun hocam. Evet. Selih Hanım, esasında sizle hep konuştuğumuzda ben diyordum ki Powell'a çok güveniyorum ve Powell'ın söylediği şekilde enflasyon geçici olacak büyük bir ihtimalle diye hep konuşuyordum. Fakat şu yaşanan son arz şokları, özellikle enerjide yaşanan bu korkunç gelişmeler gerçekten fiyatların bu kadar çok yükselmesi ve bunun üretime yansıması, olumsuz yönde yansıması. Yani işte Çin'de çimento fabrikalarının, cam, seramik fabrikalarının kapanması, bunların diğer ülkelere yansıması, bir girdi malzemesi olarak kullanacak işte çiplerin mesela üretilmemesi, dolayısıyla buna bağlı olarak araba üretiminin olmaması, bunların hepsi sadece Çin açısından değil Avrupa'da başladı enerji krizi, her tarafa yayılmaya başladı ve gelecek kış eğer sert geçerse, hane halkları enerjiye çok daha fazla ihtiyaç duyup ısınması konusunda, işte yazında soğutması konusunda çok enerjiye ihtiyaç duyduğunda, hane halkının kullanımını sağlamak için eğer sanayi tarafındaki enerji kısıtlaması devam ederse, biz çok ciddi anlamda bir arz darboğazı yaşayacağız ve pek çok sektörde yaşayacağız. Yani mesela karbondioksit, sıvı karbondioksit üretiminin yavaşlaması, bu gıda taşımacılığını, soğuk işte alanda taşınacak olan gıdanın taşınamamasına sebep oluyor. Dolayısıyla bunun gıda fiyatlarına yansıması, işte gübre fiyatlarının artışının gıda fiyatlara yansıması, tüm bunlar maliyet yanlı olarak bir arz şokuyla aynen 1970'lerde yaşanılan, o zaman ben de vardım hatırlıyorum o kuyrukları falan, bir stagflasyona sebep olacak. O dönemde de bir petrol şoku yaşamıştık. Bu neden, bu dönemde de bu işte elektrik, doğalgaz ve petrol fiyatlarındaki yükselmeler, yani Brent petrolün iyimser senaryoda varil fiyatının 90 dolarları kadar çıkabileceği söyleniyor, işte 85 ile 90 dolar arasında. Bunların hepsi üretim maliyetlerini yukarı doğru çekerken bir kere enflasyonu yukarı doğru çekecek. Enflasyonun bu kış inmesini beklemek küresel anlamda çok zor. Türkiye'de daha da zor. Yani tüm bu gelişmeler, hani girişte konuştuğumuz gibi faiz indiriyoruz ama enflasyonun, hele çekirdek enflasyonun inme ihtimali bana göre çok yüksek duruyor. Çünkü döviz kurlarının yansıması olacak. Şimdi bunu bir tarafa koyalım. Bir tarafta arz yanlı bir enflasyon olacak, maliyet yanlı. Diğer tarafta ülkelerde hani o pandemi sonrası birdenbire hızlı büyümeler yakalanmıştı ya, o büyümeler şimdi bir şekilde yavaşlayacak. Yani Çin'in büyümesi yavaşlıyor. Çin zaten dünyaya çok ciddi anlamda bir itici güç oluşturuyordu büyüme konusunda.
Çin'in yavaşlaması dünya yavaşlamasına da sebep olacak. Avrupa'daki kriz Avrupa'yı yavaşlatacak derken bir yanda büyüyememe, bir yanda da enflasyon, bir yanda da işsizlik devam ettiğinde işte hep konuştuğumuz 2-3 haftadır belki daha fazladır stagflasyon olgusuna gelmiş olduk. Yani bu konuda artık çok iyimser değilim. Enflasyonun, belki enflasyon geçecek ama bu geçiş uzun zamana yayılacak. Yani hani arz şoklarını halledeceğimiz bir sürece kadar belki bu kış tüm dünya bu enflasyon hatta stagflasyon olgusuyla baş etmeye çalışacak gibi geliyor. Çünkü bu enerji krizi çok önemli bir şey. Yani 70'lerdeki krizi atlatmak için epey uğraşmıştık. Şimdi bununla biraz daha çalışacağız galiba. Evet, birazdan TGS'de Başkanı Ramazan Kaya'yla da konuşacağız. Mesela pamuk fiyatlarında da artış gördük. 2011'den bu yana 1 doların üzerine çıktı en yüksek fiyatlardan biri. Ki pamuktan bahsediyoruz. Biraz detaylandıracağız Ramazan Kaya'yla beraber ama şimdi görünen o ki gerçekten bir arz şoku meselesi var. Bunun büyümesi beklenir mi? Yani bu çip olur, bu pamuk olur, bu akaryakıt olur. Biraz önce Beyli'nin söylediği akaryakıt bitmiş değil ama şoför bulamıyoruz dedi. Şimdi her bölgenin de yerel ve küresel sıkıntıları var. Ve bunlar birbirine benzeşiyor. Ama ortada bir gerçek var. Bizim gibi ülkelerinde enflasyonu yüksek, çok yüksek. Şimdi bunun, bu bahsettiğim konuların bizim enflasyona yansımasını hesaplayabiliyor muyuz hocam? Yani işte 1 puan, 3 puan yansır, yansımaz vesaire ya da fiyat artışlarına bağlı değişir ya da ne kadar süreceğine göre diyebiliyor muyuz? Yani şimdi Zeliha Hanım program başlarken sunduğunuz haberlerin içinde şey çok önemliydi. Petrol fiyatlarında, benzin fiyatlarındaki artışın artık bir zaman sonra eşarmobil sisteminden çıkacağı ve fiyatlara yansıyacağı. Bunun yansıması ulaştırma fiyatlarına yansıyacak ve dolayısıyla enflasyona yansıyacak. Biz bunu tutamayacağız ve bir yere kadar kamu bunu tutabilir. Yani BOTAŞ'ın zararı da yüksek oranda çıkmaya başladı. Çünkü halka yansıtılmaya çalışılıyor eşarmobil sistemiyle ama bu da kamu borçluluğunu arttırıyor. Bakın dünyanın her tarafında bir kamu borçluluğu artmaya başladı. Esasında stagflasyonun sebeplerinden bir tanesi de kamu borçluluğunun artıyor olmasıdır. Dolayısıyla bunu bir yere kadar tutabiliriz ama bu her zaman enflasyona yansıyacak. Ben şu anda Antakya'dayım ve Antakya'daki çiftçi dostlarımla biraz evvel konuştum. Burada biliyorsunuz çok şeydir, yani verimli toprakları vardır ve şunu söylüyorlar: gübre fiyatları o kadar yukarı çıktı ki %300 oranında gübre fiyatı arttı ve bizim artık bu çiftçilikle para kazanabilme imkanımız kalmadı. Gübre artışlarının yansıması, diğerlerinin yansıması bizim gıda fiyatlarımız da yukarı doğru çıkarken enflasyonu mutlaka etkileyecek. Hocam sizi biraz bekleteceğim. Ben hemen döneceğim TGS'de Müşterek Başkanı Ramazan Kaya'ya. Ramazan Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar, merhaba. Şimdi Ramazan Bey, pamuk fiyatları 10 yılın zirvesinde 1 doların üzerine görmüş durumdayız. Ben öncelikle şunu merak ediyorum. Bu fiyatların artışının devamını bekliyor muyuz? Türkiye'deki fiyat artışları, yani daha doğrusu Türkiye yansıması ne kadar bir süre alır? Açıkçası biz de bir şok etkisi bıraktı. Biz şu dönemlerde pamuk alanlarının toplandığı dönemlerde fiyatların geri gelmesini beklerken dün ve önceki gün Libre'de evet 103-104'leri gördü. 2.20-2.30 dolarları buldu pamuk elyafın fiyatı. Bu zannedersem arz talep dengesi ve özellikle navlun ve pandemideki yaşadığımız krizden dolayı emtia fiyatının artışıyla karşı karşıya geldik. Özellikle biliyorsunuz pandemiyle beraber arz talep dengesinde bir değişiklikler oldu. Emtia fiyatları ve navlun ve lojistik maliyetlerimiz arttı. Özellikle pandeminin içinde 2021 yılında bu fiyatlara ve özellikle etiketlere, tüketici fiyatlarına çok yansımadı. Ama özellikle şimdi emtia fiyatlarının tekrar yukarıya doğru çıkışı, navlun ve lojistik maliyetlerin düşmemesiyle beraber özellikle son derece son zamanlarda biliyorsunuz enerji maliyetlerindeki girdi maliyetlerinin artışı sebebiyle yılın son çeyreğinde mutlaka etiket fiyatlarına yansıyacağını düşünüyoruz. Ne kadarlık bir yansıma bekliyorsunuz, beklenir ya da? Yani burada yüzdesel bir şey vermek çok kolay bir şey değil ama bu son çeyreğe girerken ve yılın sonunda asgari ücret zamlarını düşünürsek
enerji maliyetlerini düşünürsek ortalama %20, %30 etiket fiyatlarına yansıyacağını düşünüyoruz. Çünkü yıl içindeki yapılan emtia fiyatlarındaki artış ve navlun artışları çok tüketiciye ya da etiket fiyatlarına yansımamıştı. Ama karlılıklardaki düşüş ve emtia fiyatlarındaki artış devam ettiği müddetçe mecburen etiket fiyatlarına yansımasıyla karşı karşıya kalacağız. Peki şu da var. Şimdi biz tabii pamuğun %35'i zannediyorum yurt içi üretim, %60-65'i de ithal ediyoruz. Değil mi rakamlar bu şekilde pamukta yaklaşık? Aşağı yukarı evet. Aşağı %40 gibi dediğiniz 40, gibi 60. Üretim ekim alanlarımız var. %60 da ithalatımız var. Peki şimdi şunu soracağım. Biz ithal ettik diye ürünlerimizi aldık. Sizin dediğiniz gibi birkaç ay sonra yansımaya başladı. Biz bir de çok ciddi bir tekstil ihracatçısı ülkeyiz. Dolayısıyla şimdi bizim tekstilde de ihracat rakamlarımıza baktığımızda hep öndeydik. Ve Avrupa pazarımız ya da işte dünyanın tamamına baktığımızda çok ciddi ihracatımız var. Peki bu ithalden aldığımız pamuğun üretime katılıp arkasından ihraç ettiğimizde ihracat fiyatlarındaki ürünlere nasıl yansıyacak? Ve bu ürünlere yansıması acaba bizim için rekabetçilikten uzaklaştıracak bir fiyat mı olur? Bu siz de biliyorsunuz emtia fiyatı global dünyanın her yerinde geçerli bir fiyat. Sadece bizim için fiyat artışı değil bu. Evet dediğiniz gibi özellikle pandemide yaşanan krizlerden en az etkilenen hatta pozitif etkilenen sektörlerden bir tanesiyiz hazır giyim sektörü olarak. 17-17,5 milyar dolarlar civarındaki ihracatımız 2021 yılının sonunda zannedersem 19,5-20 milyar dolarlar civarında çıkacak ve devam edecek. Bu 19-20 milyar dolar rakamını yıl sonu itibariyle biz egal edeceğimizi düşünüyoruz. Ama dediğiniz gibi özellikle bu emtia ve navlun fiyatları, bu artışları 2022 yılında ihraç edeceğimiz ürünlerin üzerine mutlaka koymamız gerekecek. Biraz önce de söylediğim gibi özellikle enerji maliyetleri, diğer hizmet girdilerin artışıyla beraber, özellikle lojistik navlun maliyetleriyle beraber dediğiniz gibi satış fiyatımızın üzerine koymuş olacağız. İhracatta bize nitelik ya da bir katma değer kaybettirir mi ya da rekabet gücümüzü kaybettirir mi? Açıkçası dünya ile beraber bu emtia fiyatları arttığı için herkesle aynı platformda yarışıyoruz. O noktada çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Peki bu süreçte herhangi bir önlem, herhangi bir B planı var mı? Çünkü sektör sektör baktığımızda girdilerden enerji girdilerinde ciddi maliyetlenme varken mesela pamukta da şimdi örneğin ciddi bir fiyat artışı gördük. Demirde görüyoruz, çelikte görüyoruz, başka ürünlerde görüyoruz. Belli ki bu arz dolayısıyla fiyatlar artıyor. Sektörün B planı var mı? Sadece tabii buradaki emtia fiyatı olarak pamuk emtiasını baz almamak gerekiyor. Sonuçta hazır giyim sektörü olarak bir sürü elyaflar kullanıyoruz. İşte pamuk elyafı, polyester elyafı, diğer naylon, yün ve vesaire, viskon elyafı gibi doğal elyaflar da kullanıyoruz. Özellikle son zamanlarda dillendiriyoruz organik pamuk, Türkiye'deki tarım alanlarındaki pamuk ekim alanlarını arttırmak, özellikle sertifikalı ve sürdürülebilir, izlenebilir elyafların üretimiyle ilgili. Yani daha çok ithalata bağımlı değil, kendi tarımımızla yaptığımız ürünleri kullanmakla ilgili çalışmalarımız var. Sadece dışarıdan alarak değil, kendi tarımımızı kullanarak da ürünümüzün hem niteliğini hem katma değerini arttırmakla ilgili çalışmalarımız var. Peki, üretim artışıyla beraber umuyorum tabii bunlardan en az etkilenenlerden oluruz. Son olarak enerji maliyetlerinin genel olarak tekstil sanayine maliyet yansıması başladı mı? Yansıyor mu? Yoksa biraz daha evet. Başladı mı? Tabii ki hazır giyim konfeksiyonu sadece tek başına hazır giyim olarak düşünmemek lazım. Biz sonuçta bir etle tırnak gibiyiz tekstille. Tedarik kısmımız ham madde olduğu için özellikle enerjiyi orada tükettiğimiz için oradaki enerji maliyetleri, kostları yani maliyetleri çok yüksek. Bu sebepten dolayı yine girdilerimiz arttığı için özellikle son çeyrekteki enerji maliyetlerini çok has safhada hissediyoruz. Bir de dövizdeki tabii ki dalgalanma ve yukarı çıkış sebebiyle beraber maliyetlerimizdeki artışlar devam ediyor. Sadece bu etiket fiyatına yansıması dediğim olay sadece emtia fiyatı değil, enerji, hizmet giderleri, navlun ve lojistik giderleriyle beraber komple baktığınız zaman fiyata ve etikete yansıyacağını görüyoruz. Evet, yani önümüzdeki süreçte etiket fiyatlarına yansıyacak çok konu var. Peki Ramazan Bey, çok teşekkür ediyorum evet. Size. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkürler.
Kısa bir araya gidelim, devam ediyoruz. Motorine Eşel Mobil'den karşılanarak pompaya yansıtılmayan 43 kuruş zam gelirken benzine de bu arada akşam saatlerinde 29 kuruş zam beklediklerini belirtmişlerdi ki bu zamla beraber bunu bekleyen Epkis'ti. Öğlen saatlerinde Fes'i Aktaş'a bağlandık. Bu motorin zammının pompaya yansıması için ÖTV'de 12 kuruşluk bir sınır kaldığını ifade etti. Yani acaba önümüzdeki süreçte nasıl bir sistem uygulanacak? Haberi bizdeyin. Yılbaşına baktığımızda motorun üzerinden gidersek yılı 427 dolar bölü tonla açmışız. Bugün baktığımızda motorinin ton fiyatı baz aldığımız Genova Lavera fiyatına baktığımızda 668 dolar oldu. Yani %56 ile %60 civarında yıl içi yükseliş görüyoruz ilk 9 ayda. Yılbaşında da dolar aşağı yukarı 7.46 idi. Bugün baktığımızda 8.80. Doğaldır ki bu fiyatlara yansıyor. Bu yansımayı Eşel Mobil Sistemi kapsamında getirilen koruyucu şemsiye ile hükümet biliyorsunuz fiyatları artırmıyor. Bir tek Mayıs 28'de bir 55 artı KDV üzerinden bir artış olmuştu. Yıl sonuna kadar fiyatların daha da yükselmesini açıkçası bekliyorum. Benim ham petroldeki yıl sonu kapanış tahminim 85 ile 90 dolar arasında olacağı. Bu da doğal olarak işlenmiş ürün fiyatlarını da etki edecektir. Bilindiği üzere artık motorinde gün itibariyle 12 kuruşluk bir şemsiye limiti var. 12 kuruştan sonra olan rakamları da mecburen pompa satış fiyatlarına yansıyacak. 12 kuruştan sonra olan rakamlar, oluşabilecek rakamlar yansıyacak. Yansıdığı zaman da şu anda KDV hariç olarak motorun fiyatı üzerinde 1 lira 93 kuruşluk bir yansımayan rakam var. Eğer devlet bir şekilde Eşel Mobil Sisteminden vazgeçerse 1,93'ün üzerine KDV de ekleyerek bugünkü güncel fiyatlarımız üzerine eklememiz gerekiyor. Bu da 9 ile 10'lu rakamlar arasında 1 litre bazında, lira bazında bir yansıma söz konusu olacak. Ama yurt dışındaki işlenmiş ürün fiyatları maalesef bir %15 ile 20 arasında daha artışı yıl sonuna kadar öngörüyor. Şimdi Mehmet Doğan'a dönmek istiyorum. Ben Gazze Enerji Danışmanlık Şirketi Genel Müdürü. Mehmet Bey merhabalar. Merhabalar, merhabalar. Bu arada Zeynep Ökten hocamız, Profesör Zeynep Ökten hocamız da yayında bizimle beraber bu enerji maliyetlerinin enflasyon ve cari açığa etkilerini de kendisiyle konuşacağız. Ama öncelikle doğalgaz ve elektrik fiyatları 9 ayda %250 arttı. Hatta İngiltere'de baktığımızda 2 katına çıkmış görünüyor bir ayda ki İngiltere Merkez Bankası Başkanı forumda konuşuyor şu an. Biz de canlı olarak bloomberg.com internet adresinden yayınlıyoruz. Orada söylediği şey şuydu, elektrikle ilgili genel olarak baktığımızda önümüzdeki süreçte bu arz şokudur, önümüzdeki süreçte bizim yapacağımız bir şey yok diyor. Şimdi bu küresel doğalgaz fiyatlarındaki ben son durumu size sormak istiyorum. Beklentiniz nedir? Bu artış sürecek mi? Devamı gelecek mi? Nasıl öngörüyorsunuz? Şöyle yani bu ben hiç hayatımda böyle bir artış yaşamadım. Yani resmen bir tsunami, çok büyük bir dalga. Bu aslında çözümü çok kolay bir dalga olmasına rağmen biraz sorun kitlenmiş durumda. Politik nedenleri de var. İşte kuzey akımın bitmiş olması ama devreye alınmamış olması vesaire gibi diğer konular da var. Aslında bugüne çok böyle hemen gelinmedi. Bunun çok işaretleri oldu bu noktaya gelinceye kadar. İşte Norveç şey yaptı, pandemiden dolayı gecikmiş tamir bakım işlerini ertelemişti, onları yapmaya başladı. Gaz temininde bulunmadı Avrupa'ya. Depo karbon fiyatları ilk kuartırda arttı vesaire. Yani birdenbire geçen sene olan tablo, 70 dolarlar tablosu Avrupa'daki gaz fiyatlarının bugün döndü dolaştı, 1000 dolarlara geldi. 1000 metreküp başına bahsediyorum bu rakamları. Bu kış yani önümüzdeki 6 ay çok zor geçecek. Bir kere önce şunu söylemek lazım. Bu geçici bir kriz.
Ama ne zaman geçecek? Ya bu kış geçmeyecek gibi duruyor. En azından bu kış geçmesi zor gözüküyor. Tabii bu da bizim işimizi çok zorlaştırıyor. Yani büyük bir mucize olmazsa diyelim. Yani gerçi dün bugün bir Rus politika bilim adamını dinledim. O şey diyor, Avrupalılar soğuklar gelsin bir an önce kuzey akımı açın diye bize yalvaracaklar. Ortada regülasyon falan kalmayacak gibi konuşuyor ama bakalım Avrupa net şekilde davranacak ve neler olacak ama şu an itibariyle dediğim gibi bu kış geçecek gibi gözükmeyen bir krizle karşı karşıyayız. Peki şimdi Türkiye etkilerini biraz daha konuşmakta fayda var Mehmet Bey. Şöyle ki şimdi bu elektrik sıkıntısı Çin'de görüldüğü üzere zaten Çin ve Asya tarafında, Amerika'da doğal gaz fiyatlarının artışı ve Avrupa'da elektrik sıkıntıları. Şimdi Çin'de mesela bazı fabrikalar kapanıyor yavaş yavaş. Kapanıyordan kastım ara veriyor. Öyle bir durum ki bu elektrik. Bunun siz dediniz ki kolay bir çözüm var ama nasıl çözümlenecek? Ve tabii ki bizim tarafta Türkiye etkilerini bu kış sert geçerse doğal gaz maliyetlerimiz ne kadar artacak, ne kadar artabilir? Valla bir kere önce şunu söyleyeyim, yani doğal gaz maliyetlerimizin artması lazımı söyleyebiliyorum. Yani biliyorsun hükümetler arttırırlar arttırmazlar, o onların kişisel şey yani tercihleridir. Ancak durum çok vahim. Yani baktığım zaman ortada oluşacak olan zarara baktığım zaman öyle altından kalkılabilecek bir zarardan bahsetmiyoruz. Zaten konut fiyatları inanılmaz derecede baskılanıyor Türkiye'de. Aslında olması gereken en yüksek fiyatın konut fiyatları olması gerekirken, çünkü konutlar çok dengesiz tüketiyorlar doğalgazı. Sadece kışın tüketiyorlar, yazın tüketmiyorlar. Depolama maliyetlerinin de konutlara ilave edilmesi gerekirken bugün Türkiye'de en ucuz fiyatlar konutlara uygulanıyor. Bunun kendi içinde doğruları vardır, yanlışları vardır vesaire. Biz bugün bakarsak eğer konutlar 175 dolardan alıyorlar. Elektrik santralleri yaklaşık 280 dolardan alıyorlar. Sanayi de 240 dolardan alıyor. BOTAŞ'ın ortalama alımı da gayet iyi yönettiler bu arada bu süreci. Onu da söylemek lazım. Pahalı LNG'den hiç almadılar. İhtiyaçları olmayacak şekilde depodan da gaz kullanarak durumu idare ettiler. 240 dolar. Dolayısıyla şu an itibariyle konutlar kullanmadığı için paçal alım maliyetinde BOTAŞ dengede diyebiliriz. Ama bu durum Ekim ayından başlayarak tam tersine dönecek. Neden? Çünkü kış aylarında bizim ilave doğalgaza ihtiyacımız var ve ilave doğalgazı bulmanın tek yolu da spot piyasalardan almak. Peki Türkiye niye böyle bir karar verdi? Niye spot piyasalardan almaya karar verdi derseniz şöyle bir denklem çıkıyor. Geçen 10 seneye baktığımız zaman Avrupa spot piyasaları kurdu ve ortalamada spot piyasalarda Türkiye'ye nazaran 50 dolarlara varan avantaj elde etti. Alım maliyetleri anlamında söylüyorum. Dolayısıyla Türkiye'de son zamanlarda uzun vadelik sözleşmelerini bitmesiyle beraber spot kontratlara ağırlık vermek isterken tam terste yakalandı. Ve şu anda Rusya ile biten kontratlarımız var. Azerbaycan'la kontrat uzatıldı ama onların da ben eski fiyatlarla satacaklarını hiç düşünmüyorum. İtalyan endeksli olduğu söyleniyor piyasalarda. Dolayısıyla önümüzde karanlık bir tablo var. Hatta çok karanlık bir tablo var. Çünkü aynı zamanda da Ruslarla yapacağımız şu anda devam eden müzakereler var. Şimdi bu müzakereler 3 şekilde sonuçlanabilir biten kontratlar için. Bir, en kötü senaryo bugünkü 1000 dolarlıklardan gaz alabiliriz. Yani Ruslar diyebilir ki ben bunu Avrupa'ya 1000 dolara satıyorum, sana da 1000 dolara satıyorum diyebilir. İkinci senaryo diyebilir ki ben seni çok seviyorum, işte 300 dolara vermeye devam edeceğim diyebilir. Yani petrole bazlı almaya devam et diyebilir. Bu çok düşük bir senaryo. Çünkü 2 senedir bize bir şey yapılması konusunda müzakere etmeye çalıştılar. Biz spota bırakacağız diye kendimizi müzakere etmekten geri kaçırdık. Şimdi olay tersine dönünce müzakerede ne kadar başarılı sonuç alırız bilmiyorum. Ortalama senaryo nedir? O da hibrit. Yani yarısı şey olsun, siz söyleyin adını, Avrupa'daki 1000 dolarlık gaz olsun, yarısı 300 dolarlık gaz olsun, işte ikisini toplayalım ya da 650 dolar olsun. Şimdi bu da bir senaryo. Bu 3 senaryodan biri olacak. Bu 3 senaryoyu ilgilendiren miktar 12 milyar metreküp. Dolayısıyla ortada ciddi de bir böyle şey var, nasıl söyleyeyim, bilinmez var. Ama ben her şekilde baktığım zaman en iyimser senaryoyu bile alsak, bakın en iyimser senaryodan bahsediyorum. Türkiye'nin minimum 5 milyar metreküp doğalgaza ihtiyacı var, LNG, pahalı LNG almak zorunda. Bir mucize olmazsa, mucize nedir?
işte kuzey akım açıldı, fiyatlar birdenbire bıçak sırtı şey gibi düştü aşağıya. Olur mu? Yani çok düşük ihtimal gözüküyor. İkinci ihtimalle, ikinci ihtimal kış çok sıcak geçecek kışın. Yani çok zor. Yani sıcak bile geçse tüketim farkı arada %10'larda. Yani Türkiye en sıcak geçirdiği kışlarda konut başına 840 metreküp tüketirken soğuk kışlarda 960 metreküp tüketiyor. Yani öyle çok da büyük bir etki yapmaz kışın geçiş durumu. Dolayısıyla benim beklentim en iyi şartlarla, yani Ruslarla süper bir anlaşma yapsak da bizim paçal alım maliyetimiz 400 dolarları vurur. Yani konutların 175 dolardan kullandığınızı düşünürseniz hani %100'den fazla bir durumda kalıyoruz. Kötü ihtimal nedir onu düşünmek bile istemiyorum ama bütün sektörlerde %125'e varan zamlar gelmesi lazım ya da fiyat artışlarına ihtiyaç %125. Var. %125. Evet, evet. Yani şunu da anlamaya çalışıyorum. Biz eğer o anlaşmalarla beraber 400 doları bulursa ve haneler 175 dolar kullanıyorsa bunu... O daha beter bir senaryo. Yansıması eğer, nasıl yani evet, olabilir? Bakın o felaket senaryosu çiziyorsunuz. Ben şunu söylüyorum. Diyorum ki bu krizin altından hanelerin fiyatını arttırmadan sadece sanayiye ve şeye dönerseniz, elektrik santrallerine dönerseniz bu işin içinden çıkılmaz bir denkleme geliyor. Çünkü... Su yok bu sene. Su olmadığı için doğalgaz, elektrik üretimini doğalgazla yapmak zorundayız. Ve bu şekilde siz konutlara zam yapmayıp sadece elektrik santrallarına yüklenirseniz elektriğin fiyatı anormal rakamlara gelir. Bakın altını çizerek söylüyorum, anormal rakamlara gelir. Dolayısıyla bizim konutlara zam yapmamız lazım. Konut fiyatını arttırmamız lazım. Bu böyle siyasi falan filan bir olay değil. İnsanların bakış açısını değiştirmesi lazım. Devletin de şunu düşünmesi lazım. Yani bir eşik değer koyabilir mesela. Benim hep onu aklımda var. Yani bir konut 1000 metreküp tüketiyorsa diyeceksiniz ki 600 metreküpün üstünde tüketenler yüksek ödesin. İnsanlar doğalgazın, kullandıkları doğalgazın çok pahalı olduğunu bilmeleri lazım. Dolayısıyla benim herkesten ricam evlerini 18 dereceye ayarlasınlar, paltolarını giysinler, polarlarını giysinler. Çünkü hükümet zam yapmasa bile kullandıkları doğalgazın fiyatı 1000 dolar. Yani 175 dolar değil. İnsanların bunu bilmesi gerekiyor. Peki. Şimdi hemen ben hocama gideceğim. Hocam, size Mehmet Doğan Bey'i dinliyorsunuz. Yani bir iyi senaryo, bir kötü senaryo var. Ne diyeceğim bilemedim açıkçası. Bunun enflasyona yansıması, haneleri hadi arttırılmadı, sanayi arttırırsan zaten direkt haneler aldıkları her mal mamulde bu yansımayı görecekler. Ne diyorsunuz hocam? Cari açığa ve enflasyona etkisini. Eğer Mehmet Bey'in söylediği durumda iyi ve kötü senaryoda. Gerçi belli ki bir artış olacak. Evet, her türlü kötüye hazırlamalıyız kendimiz. Mehmet Bey'in söylediği gibi iyi veya kötü fark etmiyor. Ben yaklaşık 15-20 gündür eyvah bu kışı nasıl geçireceğiz diye düşünüyorum. Ve bir şekilde fiyatlara yansıyacak. Ve bu enflasyona yansıyacak, cari açığa yansıyacak. Dönüp dolaşıp döviz kuruna yansıyacak. Enerjinin arz şokunun yaşanması, fiyatların yükselmesi, fiyatının yükselmesi eninde sonunda hem hane halkını hem sanayiciyi hem enflasyonu vurmak durumunda. En kötü senaryolardan bir tanesidir bu. Yani ekonomide yaşanacak en kötü senaryolardan, evet, bir tanesidir. Heh. Ama bu kış bunları yaşamak durumundayız. Evet. Ve ben de hep bunu söylerim Mehmet Bey gibi. Heh. Ya bizim doğalgaz rezervimiz yok. Onun, evet, için lütfen daha kalın giyinin, daha az yakın. Bu arada lafınızı böldüm valla. Bir Pavel'a döneceğim açıklamalarına. Tekrar size geleceğim. En fazla. Ve hepiniz mesela Kuro'da burada değildiniz ama Jay Powell, siz şöyle söylemiştiniz. En fazla sizi endişelendiren şey uzun vadede üretim kapasitesinde değişiklik olması ve insanların hayatlarının kötüleşmesi. Size tekrar döneceğim ancak lütfen bunu düşünün. Bu korkunun gerçekleşip gerçekleşmediğini sormak istiyorum. Ve şimdi en büyük korkunuz ne? Siz, Sayın Bailey, sizi en fazla korkutan şeyin belirsizlik ve
ağının öngörülemez olduğunu söylemiştiniz. En büyük korkunuz ne? Sayın Lagarde, sizin en büyük endişeniz de o zaman bir bağlamda vereyim. Pandeminin en pik noktalarındaydık ve geçici minkste olduğunu söylemiştiniz. Yani hayvanlardan insanlara bir kez daha bazı şeylerin geçişi olduğunu söylemiştiniz. Bu korkularınız haklı çıktı mı ve şu an neredesiniz? Bunu sormak isterim. Kuroda, Sayın Kuroda, burada değildiniz ancak geçen yıl sizi ne endişelendirdi? O yüzden şimdi ilk size sormak istiyorum. Bugün sizi en fazla endişelendiren şey ne? Onun ardından Sayın Bailey'e, onun ardından Jerome Powell'a geçeceğiz ve Christine Lagarde'la bitireceğiz. Kısaca cevap vereyim. Ekonomik toparlanma. Ekonomik toparlanma hali hazırda başladı ancak hala tüketim zayıf, yatırım güçlü. Nitekim benim endişelendiğim şey şu, ekonomi tamamen toparlandığın zaman büyüme hızlı olduğunda benim endişem bu. Beni ilgilendiren şey bu. Tabii elbette gelecekte, önümüzdeki yıllarda yani %2'lik fiyat istikrarı hedefimize ulaşmamız gerekiyor. Bunu başarmamız gerekiyor. Ancak şu an, tam da şu an ekonomik toparlanmam, daha hızlı büyüme en önemli şey, en önemli zorluk. Ben bu arada şunu da aktarayım. Bu ECB'nin bankacılık forumu devam ediyor. Dört büyük başkanın, Merkez Bankası Başkanı'nın dünyadaki konuşmalarının olduğu bloomberg.com internet adresinden canlı olarak kesintisiz izleyebilirsiniz. Hocam, süremizin sonuna da gelmişiz. Ben size çok teşekkür ediyorum. Biraz böyle tabii Merkez Bankası başkanlarıyla ilerledik bugün. Zeynep Hocam, teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Mehmet Bey, şunu sormak istiyorum. Siz az önce %125 zam olasılığı zorunda kalabiliriz dediğiniz fiyat neydi? Onu da bir daha alabilir miyim? Ya, ondan sonra ben belki tekrar edeyim. Orası çok iyi anlaşılmadıysa. Çünkü sanki iyi senaryo varmış gibi de oldu. İyi senaryo falan yok. Hepsi çok kötü senaryolar. Sadece kötünün iyisi senaryo ile kötü senaryo var elimizde. Yani çok basit olarak tekrar edeyim. Şu anda elektrik santralleri $280 alıyor. Sanayi $240 alıyor, konutlar $175 alıyor. En iyi senaryoda bu $400 olur. En iyi senaryoda. Kötü senaryolarda $500-$550 bandına çıkar. Yani burada her türlü yüzdesel hesabı yapabiliriz. Ama en kötü senaryoda bir kötüsü daha var. Konutlara zam yapmazlar. Bütün bu şeyi elektrik santrallarına ve sanayiye vururlar. O zaman ben hayal edemiyorum elektrik santrallarının üreteceği elektriğin fiyatını. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ne diyeyim? Bakacağız, göreceğiz. Mehmet Oğan Bey, teşekkürler. Size de iyi günler. Sağ olun. Bay bay. Ben iyi akşamlar diliyorum hepinize. Yarın görüşmek üzere.